Doğru hedefinde kararlı ol. Ben çoğu şeyi bu adetullah kanunuyla kazanmama vesile oldu. Ben mesela bir derece yaptım işte muvaffakiyetim. Hani bana kendime göre hedefimde kararlı oldum. Yılmadım ve yılmıyorum da. Yılacağını da, usanacağımı da, yorulacağımı da zannetmiyorum. Doğruları almak için çok ısrarcı oldum. Doğru inandım mı ben? Bitti o. Çok ısrarcı oldum. Yılmadım. Ümitlerimi asla kaybetmedim. Yer yer ölmem için dua ettim. Allah'ım canımı al dediğim oldu. Ama davamdan asla vazgeçme hatırıma gelmedi. Ama bir sürü yanlışlıklarım da oldu. Allah Celle Celaluhu hedefimden dolayı ve ne anlatacağım size bununla? Benim kazandığım şey. Bir sürü hatalarım da oldu. Bir sürü günahlarım da oldu. Ama hedefimden asla dönmedim. Yaptığım işten usanmadım. Ama o kadar sıkıntı çektim ki Allah biliyor ya, yanlışı Allah biliyor demek kafir olur. Günlerce Allah'a canımı al diye dua da etmişim. Ama davamı elimden al diye dememişim. Bu kadar günahlarıma rağmen hala beni davamda tutmasının hikmeti, Allah'ın tutmasının hikmeti şöyle anladım. Aslında ben burada olmamam lazım. Ben bu masada olmamam lazım. Sebebi Allah hedefimden dolayı, hedefimin doğruluğundan ve hedefimde ısrarcı oluşumdan dolayı şahsı kusurlarıma bakmadı. Verdi de verdi. Şahsı kusurlarımı da attı. Ne dendi biliyor musun? Yani verdi de verdi. Vermeye devam ediyor. Neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Çünkü farkındayım. Kusurlarıma rağmen verdiğinin farkındayım. Hak ettiğimden vermiyor. Haşa. Hiç kimse hak etmemiştir. Yaratılmak hiç iken, hiç ben yokken yaratılmak neyle hak ettim? Neyimle hak ettim? Yoktum ki. Bana sormadı diyorlar bazıları. Beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Nerene soracaktın? Yoktu ki. Nerene soracaktı? Yoktun ki. Yoktun ki neyle hak ettin? Bunun farkındayım. Bu farkındalığımın ve umumi bir hedefe, umumi cemaatin hukukuna azami derecede dikkat etmeye çalışmam, Allah benim şahsi kusurlarımı nazara almıyor, inanıyorum.